Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'ye ziyaret öncesinde yaptığı açıklamaları canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Elbette ki konuşacağımız birçok başlık var. Özellikle Ayn el-Arap ve bir taraftan da Münbiç meselesi. Ama ekranlarınıza bir görüntü getireceğiz. Başkan Erdoğan konuşurken tam o görüntü haber merkezimize ulaşmıştı ve bir anlamda ekranlarınıza getirmiştik ama ne olduğunu o görüntünün anlatalım ekranlarınıza bir daha getirerek. Bildiğiniz gibi PKK'lı YPG'li teröristler sınır hattımızda sivilleri hedef almayı sürdürüyorlar. 600'ün üzerinde havan mermisi atıldı sınırlarımızın içerisinde PKK'lı YPG'li teröristler tarafından. Bakın yakıt ikmali yapan teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar işte böyle ekranlarınıza yansıyor. Bunu Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı bir görüntü olarak ekranlarınıza getirelim sevgili seyirciler. Havan atışlarıyla sivil yerlerimizi hedef alan o bebek katili, PYD'li, PKK'lı teröristler yakıt ikmali yaparken, yeni mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca yerleri tespit ediliyor. Daha sonrasında ise hava kuvvetleri unsurlarına koordinatlar veriliyor ve işte ekranlarınıza tekrar gelecek. Bakın tünellerin bulunduğu alanda cephanelik tünel ve tünelden cephaneye yüklenen kamyonetin bulunduğu alanda insansız hava araçları tarafından tespit ediliyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından tam 12'den isabetle yerle yeksan oluyor, paramparça oluyor. Ortaya çıkan toz bulutunun rengi de, siyah rengi de oradaki mühimmatın nasıl büyük bir mühimmat olduğunu ya da ne kadar çok büyük mühimmat olduğunu ekranlarınıza getiriyor. Havadan imha edilen o PKK'lı YPG'li teröristlerin ikmal yaparken vurulma anı işte böyle ekranlarınıza geliyor. Etrafta çok büyük bir toz bulutu siyah renkte. Bir daha gelecek ekranlarınıza. İnsansız hava araçlarımız tarafından tespit ediliyor. Cephanelik tünelinden bir araca, kamyonete cephanelik ikmal yapılırken ve bir anda insansız hava araçlarımızın koordinatlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları havadan F-16'lar tarafından işte böylesine imha ediliyor. Bu görüntüyü konuşmak isterim. Bu görüntü bizim yüreğimizi dağlayan görüntü. 9 aylık Muhammed Ömer'in ve pek çok şehidimizin yerde kanının, yerde kalmadığının bir görüntüsü bu. Konuklarım var. Konuklarım zaten çok yakinen de tanıyorsunuz. Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ ve Sayın İbrahim Kereş bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Bu görüntü üzerine konuşmak isterim. Açıkçası tam da yüreğimize su serpen görüntüler. Evet, yani bu görüntüyü izleyince geçen yıl Afrin Harekatı'nda Afrin merkezde bu 106'lık geri tepmesi topla atış yaptıktan sonra kaçan teröristler vardı. Yukarıda evet, da SİHA onları takip ediyordu. Bunlar gittiler bir karargahlarına girdiler içeriye ve bir anda o bina imha edildi. Evet. Aynı görüntünün bir benzeri. Yani evet, bu aslında karşı tarafa bir mesaj. Evet. Gözetleniyorsunuz ve görüldüğünüz yerde de imha edileceksiniz mesajıdır. Evet. Çok net bir mesajdır. Coşkun Hocam ne dersiniz? Şimdi bu görüntüleri biz böyle saniyeler içerisinde verip geçiyoruz. Üzerinde de işte 3-5 dakika konuşuyoruz. Aslında bir destanın yattığını söylemekte büyük fayda var. Zira samimiyetle söylüyorum şu operasyonu Amerika dahil gerçekleşecek başka hiçbir ülke yok. İHA'lar ve SİHA'lar havadaki gözümüz bütün araziyi onlarca taburun, yüzlerce binlerce askerin yapacağı işi oturduğunuz yerden tek bir kumanda merkezinden yürütüyor ve yönlendiriyorsunuz. Evet. Ve bunun ülkeye maddi kazancını anlatamam. Manevi kazancı işin ayrı bir boyutu. Evet. Ve dikkat edin ne personel zayiatınız var ne bir maddi zayiatınız var. Hani bundan kastım araçlar, orada harcanan akaryakıtlar ki biz geçmiş dönemde yani bu İHA ve SİHA'larımız olmadığı dönemde ve Amerika ve İsrail'in bizi oyaladığı dönemlerde o Heronlarla maalesef bir operasyona girmek için onlarca taburu seferber ederdik. Onların araçla bölgeye gelmeleri, günlerce o arazide kalmaları, onların lojistik destek de sağlanmasının için harcanan zaman ve para işin ayrı bir boyutuydu. Alınan risklerde. O riskleri zaten hiç saymıyorum. Şimdi şükürler olsun oturduğunuz yerde 3-5 vatan evladının elinde bu aletleri kullanarak 24 saat ve mercek anlamında da dünyanın en iyisi. Üstelik yerli ve milli. Yerli ve milli. Zaten o olmadan olmaz. Baba Esed hava kuvvetlerindeydi. O Mısır-İsrail Savaşı'nı düzeltiyorum. Suriye-İsrail Savaşı'nda onlarca tankı vardı. İsrail'e büyük bir güvenle tank harekatı düzenlendi. İsrail'in 3-5 tane tankı Suriye tanklarını yerle bir etti. Neden? Çünkü elektronik sistem taktılar ve yazılımı da İsrail'e aitti. Hmm. Şimdi bu tür sistemlerde yazılımınız milli değilse bulduğunuz cihazın ehemmiyeti yok. Buradaki dediğin gibi bütün o hadise milli yazılım. Biz evet, bu Heronlarda İsrail'den süzgeçten geçirilmiş, adeta fosası çıkmış istihbari bilgilerle iş yürütmeye çalıştık. Bu arada kaybımız buydu. Görüntüde dikkat çeken bir detay var. O çok kısa geçiyor o detay ama gözden kaçırmaması gereken bir detay. Hedef vurulduktan sonra o kadar zoom girilmişken, o kadar yaklaştırılmış evet, ki bizim tabirimize zoom girmeden bahsediyorum. Hedef vurulduktan sonra harita o kadar küçülüyor ki yani çok yükseklerden o oranın vurulduğu, görüldüğü, hedefin vurulduğu çok daha net gözüküyor. Aslında işte onu biraz sonra tekrar bakın o ekranlardan işte çıkmıyor zaten bu görüntüyü. Bakın şimdi biraz sonra harita o kadar oradan çıkacak ki bir zoom çıkacak. Bakın çıktı. O kadar uzak bir yerden vurulduğu belli oluyor ki yani. Ki bunlarla yani bizim bir başka yerli ve milli savunma sanayindeki yaptığımız hamleye bir başka örnek silahlarımız ve o araç gereçlerimiz arasındaki entegrasyon sistemi. Yani bu görüntünün anında yere verilmesi, yerden koordinat tespiti, bunun operasyonel birliklere bildirilmesi gibi inanılmaz karmaşık ve saniyeler içerisinde biten bir süreci konuşuyoruz. Dolayısıyla biz bu görüntülerde başka hiçbir yerden görüntü elde etmediğimizden net istihbarat bilgileriyle operasyon yürütüyoruz. Bunun içerisinde teknik istihbarat var. Bunun içerisinde insan istihbaratı var. Bunun içerisinde görüntü istihbaratı var. Ve bunların hepsinin başarıyla sahaya yansımış sonucunu görüyoruz. Evet. Bakın 300'den fazla, 600'den fazla havan atıldığını konuşuyoruz. Ve 500'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini konuşuyoruz. Evet. Bunun bir tanesinin neye mal olduğunu bu karşılaştığımız havan saldırılarında gördük. Dolayısıyla bu tür nokta operasyonlar, harekata inanılmaz destek veren operasyonlar ve biz bu operasyonları sadece Suriye'de değil, Irak'ta da gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kandil'in bütün o sözde lider takımını daha ininden kafasını çıkaramadan yerle bir ettik. Amerika'nın hatırlarsanız Sincar'daki yeni getirdiği bölge sorumlusunu Amerika'nın elinden o anda aldı. Evet. O buradaki başka bir anlatım daha var görüntüde. Yani bu görüntüde işte o mühimmatın patladıktan sonra her tarafın simsiyah tozlu bulut olduğunu görüyoruz. Burada bizim sivillerle değil de gerçekten teröristlerle mücadele ettiğimizin en net göstergelerinden birisi değil mi hocam? Tabii. Yani şu anda bu operasyonu bir uçak vasıtasıyla gerçekleştirilmiş olduğunu göz önüne alırsak şu anda biz uçak sesi falan duymuyoruz. Evet. Çok yukarıdalar. Fakat uçaklar sürekli havada. Ve böyle bir istihbarat geldiğinde, bilgi geldiğinde de anında müdahale gerçekleştirebiliyorlar. AVAX'larımız var. AVAX'lar da onların koordinesini sağlıyor havada. Yani bir nevi komuta kontrol merkezi diye. Gelen bilgiyle hemen gereğini yapıyorlar. Burada o siyah bulutu sebebini birçok yorumlar veriliyor da aslında bizim başka yurt içindeki operasyonlarımızda da kullanılan mühimmatın patlamasıyla çıkan bulut da var. Siyah duman. Bu muhtemelen mühimmatla alakalı bir şey. Bunlar tabii zenginlikle ilgili. Yani bir F-16'yı uçurmak öyle kolay değildir. Çok maliyeti vardır. Ama bu devletimiz zengin olunca bu tür şeyleri de rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Peki.